Herkese selamlar, merhabalar. Hepiniz Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle parfümle ilgili fikrimi paylaşmak istiyorum. Çünkü hediye geldi. Şimdi hediye gelince her parfüm hakkında da böyle çok yorum yapamıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Yani beğenmeyince YouTube'da söyleyince böyle alan kişiye biraz ayıp oluyormuş gibi oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Beğenmedim. Parfüm beğenmedim. Neden beğenmedim? Kötü kokan bir parfüm? Hayır, asla değil. Ama parfüm kokmuyor. Gerçekten kokmuyor. Neyse, hemen ürünlere geçeyim. Parfüm seviyorum. Gerçekten mis gibi kokularla böyle haşır neşir olmayı seviyorum. Ve parfümü dışarıda başkalarına güzel kokmak için değil, evde kendim için temiz ve mis gibi kokmak için önceliğim bu. Dışarı çıkarken sıkmıyor muyum? Tabii ki de sıkıyorum da. Ama abartmıyorum. Olay bu. Daha fazla mesela ayağa kalktım, mutfakta işim vardı. Tekrar mesela eşim evde, Betül evde. Hep beraberiz yani. Ben böyle diyorum ki güzel sıkayım da bir desinler. Aa ne güzel kokuyor. Sıkıyorum öyle mis mis mis. Bir geçiyorum. Aa, bir bakıyorum Betül hemen koşuyor geliyor benim buradan parfümlerden alıp o da onlardan sıkıp kullanıyor. Biliyor musunuz? Maalesef işte bu parfüm öyle bir parfüm değilmiş. Yani nasıl bir parfüm değilmiş? Sıktığınızda oh mis mis kokuyor değil. Ya şaka gibi 3-4 fıs sıktığım halde parfüm kokmuyor. Vallahi kokmuyor. Bir de eşim bunu yorumlara falan bakarak almış. Hani partner parfüm olsun diye. Kendine de bunu almış. Dolce Gabbana'nın Light Blue. Allah Allah. Yok, parfüm kokmuyor. Onun parfümü benimkinden çok daha güzel kokuyor. Yok, şaka değil. Gerçekten değil. Şöyle bir şey. Çok güzel bir yaz kokusu diye almış. Evet, yaz kokusu nasıl olur hani fazla böyle ben buradayım demez. Aşırı iddialı baharatlı kokmaz. Biraz çiçektir. Azıcık şekerdir ama çiçektir aslında. Fresh, ferah falan filan. Çok ferah olmuş, hiç kokmuyor. O kadar ferah ki hiç kimse anlamıyor ferahlığını. Bir sıkacağım şimdi. Açtım, sıkayım. Ya parfümün kendi parfüm kokmuyor. Yani hiç kimse yani tavsiye edemem bilmiyorum. Neyse şöyle bir haftayı geçireyim parfümle. Ondan sonra söyleyeceğim. Yani parfüm kokusu çok kötü, berbat almayın demiyorum. Parfüm kokmuyor. Yani böyle hani krala kıyafet dikmişler. Kral kıyafeti görememiş. Çok güzel kokuyor. Bu da onun gibi bir şey. Bu arada şu gökyüzünü sizinle paylaşmadan edemezdim. Muhteşem. Bu arada saati de göstereceğim. Hiç şaşırmayın. Bu saatte ne çekimi? Saat 7'ye 10 var. Ama birazdan söyleyeceğim neden bu saatte çektiğimi. İnanılmaz güzel kuş sesleri. Neyse, velhasıl kelam şöyle bir şey söyleyebilirim. Parfüm ben buradayım hiç demiyor. Yani şöyle diyor. Evet, bir sıvı var burada ama bilemedim ya gerçekten. Kötü kokuyor asla diyemem. Bir koku var ama o koku utangaç bir koku yani. Hani koksam mı kokmasam mı tadında böyle enteresan bir şey yani. İçinde limon. Yasemin de varmış ama limonu biraz alıyorum, Yasemin'i hiç alamıyorum. Neyse ama benim çok severek yıllardır kullandığım hani bitiyor alıyorum araya başka parfüm giriyor falan. Lancôme Tresor Midnight Rose.
Bu gerçekten harika bir parfüm. İçinde orman meyveleri barındıran, özellikle böyle şeker var, şekersi meyvelerden oluşan, biraz aslında gece kokusu gibi ama dozunda kullanırsanız gündüz de çok güzel kullanılabilecek muhteşem bir parfüm. Benim için çok özel bir parfüm bu. Özelliğinin de sebebi şu. Böyle size şeyi anımsatıyor, sanki frambuazlı, yaban mersinli, ahududu falan, böyle hep böyle bir pasta yersiniz de o böyle bir damakta kalır ya. Bence onun gibi bir şey bu parfüm. Gerçekten harika bir koku. Eğer bir yerde görürseniz mutlaka deneyin. Bir bakın en azından kokusu, hani azide demişti ya nasılmış diye bir bakarsanız güzel, beğeneceksiniz bence. Bir de size şimdi diğer parfümleri göstermiyorum. Çünkü biliyorsunuz Coco Mademoiselle hastasıyım zaten. Good Girl'ü hatırlarsınız. Good Girl'ün bu şey, ama yani şu ayakkabısının ucu açık renk olanı. Bunun bir öncekini, yani klasik olanı değil. Bunlar güzel parfümler. Biraz özel parfümler. Yani hemen sevmeyebileceğiniz ama zaman verin parfümleri. Çünkü bende bazı parfümler için öyle olabiliyor. Biten ama keşke bitmeseydi dediğim parfümlerden bir tanesi. Bunun dış görünüşünü nasıl görüyorsunuz? Renk, mesela pudra rengi, altın. Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten ferah, pudramsı, göründüğü gibi böyle ferahlık veren ama pudramsı, baharat sanki fazla yok içinde. Çok güzel bir parfüm. Türkiye'de yoktu sanırım, çok emin değilim ama Türkiye'de ben oradayken bir iki parfümcüye girdiğimde yoktu bu. Ama yani böyle arşivde olup klasik parfümlerin yerine geçebilecek bir parfüm bence. Yani bu parfümü tekrar almak istiyorum, bakalım inşallah. Diğer parfümlerle ilgili aslında bir video yapacağım. Ya da aslında hepsini şimdiden mi geçsem? Çünkü çok istiyorsunuz. Normalde parfüm videom zaten var ama siz yine de parfüm videosu çeker misiniz diyorsunuz. Hadi şimdi bunu da göstermiş olayım. Aslında eşimin bana almak istediği parfüm bu ayarda bir parfümdü. Yani yazın ferah kokutacak, biraz daha böyle hani yaz kokusu, bunaltmayan bir parfüm olacaktı aslında. Ki ben bunu bu Guerlain'ın serisinden asıl istediğim bu değil. Bir tane daha vardı, oydu. Ama bu da gerçekten onun gibi. Başta dedim hiç kalıcı değil falan dedim ama gerçekten iyi bir parfüm. Gördüğünüz gibi bayağı da güzel kullanmışım zaten. Ama dediğim gibi mesela bu biraz daha bununla aynı ayar gibi. Sadece bu Guerlain'ın Allegoria daha fresh bir parfüm. Ama Midnight Rose gerçekten çok güzel bir parfüm. Şimdi videoyu çok daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir de tavsiye olsun. Daha önceki videolarda gösterdim son alışverişlerimde. Kalem olarak eğer kalıcı kalem arıyorsanız ve içinde biraz sim ışıltı istiyorsanız Urban Decay'in bu 24-7 kalemlerine mutlaka şans verin. Çok güzel, ben çok memnun kaldım. Elimde kalıcı kalemlerden mesela Mekin kalemi var. Elime hiç almıyorum desem yeridir. Çünkü bu kalemler Mac'ten çok daha başarılı. Kalemleri şöyle size bir göstereyim dedim. Biraz güneşi de arkama alarak. Bazen ters ışık oluyor. Ters ışık şu. Işığın önden gelmesi. Hani nasıl fotoğraf çekerken ışığın aslında arkadan gelmesi gerekiyor. Onun gibi. Bakın görüyor musunuz? Özellikle mavinin içindeki ışıltılar. Kahverengi de var. Üst taraftaki gri daha normal bir gri ama özellikle mavi inanılmaz güzel bir renk. Ve sadece renk olarak değil, kalıcılık olarak da Urban Decay'in kalemlerini size tavsiye edebilirim. Hadi
Hadi saatimi de göstereyim. O kadar gösterdim. Şimdi ben bunu göstermesem olmaz. Biliyorsunuz geçen günlerde Betül'ün doğum günüydü. Benim de anneler günümdü. Bu da kendime anneler günü hediyem. Cascavelli'den. Siyah ve aşamalı. Ama bu gerçekten çok tatlı. Ha bir de Swarovski'den vardı bir favorim. O da biraz tuzluydu. Yine tuzların içinde en az tuzlu. Ama çok güzel. Kordonu falan gerçekten çok tatlı bir saat. Evet, şimdilik benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer sayfama ilk defa geldiyseniz 1000 küsür video var. Hem tarifler ama kozmetik, alışveriş, tavsiyeler videolarına bakmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz memnun olurum. Azide Altire Hobi. Ve eğer beğendiyseniz beğeniyi de tıklayın tabii ki. Hoşça kalın.